Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kendi çiftliğimizdeyim. Şimdi açık besteki hayvanlarımıza bir bakalım. Sonra içeride bağladığımız kurbanlıklar var. Buradaki hayvanlarımıza baktıktan sonra kurbanlıklarımıza da bakalım. Serada arkadaşlar kışlık mahsullerimiz var, güzlük. Onları da çekelim. Genel bir çiftlik gezisi yapalım bugün. Burada arkadaşlar düvelerimiz var. Bunlar gebe düvelerimiz. Nasip olursa. Kimisinin 3-4 ay var, kimisinin birkaç ayı kaldı. Burada da arkadaşlar ineklerimiz var. Daha yeni oldu, bir haftalık. Şu büyük ineğimizin buzağısı. Arkadaki de yanındaki ineğin buzağısı. Şu diğer buzağlarımız da kurbanlıkların yanında bağlı. Onlar sütten kesildi artık, 4-5 ay oldu. Bu da boğamız arkadaşlar. Bu sene bize görev yapacak boğa olarak. Açık besteki hayvanlarımız bu şekilde. Şimdi hemen kapalı besteye geçelim. Oradaki hayvanlara da bakalım. Çiftliğimizi biliyorsunuz Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde. Üsköy mahallesi burası. Şöyle dağların arasında. Güzel bir köy. Kışlık stoğumuz burada. Balyalarımız. Şu an Ekim ayının ortalarına yaklaşıyoruz arkadaşlar. Artık domates sezonu bitti. Bu arkadaşlar 5 aylık dişi buzağımız. Gerçekten güzel gelişti bu hayvan. Bu yanındaki erkek ondan 1,5 ay sonra doğdu. Ve hemen hemen 3,5-4 aylık sütten kesildi. Bunlar da kurbanlık düvelerimiz arkadaşlar. Bunları yaş olarak biz bildiğimiz için ondan kurban olacağına eminiz. Sadece biraz gelişimleri ufak bunların düveler. Burada iki tane danamız var. Bunlar kurbanlık olacak arkadaşlar. Maşallah güzel, daha kurbana en az bir 7-8 ay vardır. Sabah bir canlı kilogram koyduk bunlara. Siz de bakıp yorumlara yazabilirsiniz tahminleri. 360 dedik ortalama bunlara. Bu ondan bir 10-20 kilogram ufak. Bu da 340. Bunlardan kurbana 550-600 arasında kilogram bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Sağda 3 tane, solda 2 tane. Bunlar düve. Bu ikisi tane kurbanlık nasip olursa. Şimdi seralara bakalım arkadaşlar. 3 dönüm seramız var. Şimdi yanındaki 2 dönüm tarlaya daha sera olacak. Toplam 2100 metrekare, 2100 metrekare. Oranın şimdi babam etrafını temizledi, odunları kesti, ağaçları. Orası temizlenecek. Çarşamba günü nasip olursa birkaç gün sonra sera kurulacak oraya. Burada arkadaşlar sağdaki 1,5 dönüm roka. Buraya salatalık yapmadık. Bir rokayı sattık, 1,5 dönüm. Çabuk yetişiyor biliyorsunuz. Şimdi tekrardan 1,5 dönüm daha ektik. İkinci roka bu sene domatesten sonra. Burası da arkadaşlar salatalık. Bir buçuk dönümde salatalık var burada. Burası hemen hemen günlük toplanıyor. Yetişmezse araya cumartesi günü girerse iki günde bir salatalık toplanıyor. Burası toplanması gerekiyordu. Yarın toplayacağız. Salatalıklar büyümüş bile. Döküm güzel gayet. Arkadaşlar seracılık konusuyla ilgili, hayvancılıkla ilgili sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz.
merak ettiğiniz şeyler olursa. Bizim bulunduğumuz alanda topraklar verimli arkadaşlar. Domates biter bitmez hemen yerine salatalık geliyor. Salatalık biterse de tekrar buraya roka ekeriz. Mart'a, Nisan'a kadar da. Buradan tekrar roka alıp domatesin yerini hazırlayıp domates başlayacak ondan sonra da. Genel çiftliğimiz bu şekilde. Yoncalarımız vardı. Şimdi yoncayı da biçti babam. Onları böyle yapmayabiliriz son. Yoncaları yediriyoruz. Kurumuyor. Bu havalarda. Bir gün sıcak bir gün soğuk gidiyor. Yağmur da yağabilir. Çiftliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Sürekli böyle mahsuller ve hayvanlar değiştiği için arada bir böyle çiftlik videosu yapalım. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz.